Bu yayınımızda Twilight Zone dizisinin 16. bölümü The Hitchhiker'ı ele alacağız. Sen sevdiğin için sana açtırıyorum. Evet, ilginç bir bölümdü. Ben çok beğendim bunu. Biraz da ürpertti diyebilirim. Bu bölüm... Hayalet hikayeleri. Evet, normalde çok sevmem ama. Bu bölüm 22 Ocak 1960 tarihinde ilk defa gösteriliyor. Bölümün hikayesi de şu şekilde. Ondan önce şunu ben hemen belirteyim. Rod Serling'ine uyarlıyor. Ama uyarladığı hikaye de Lucille Fletcher diye birisine ait. Bu da radyo oyunu da buna nasıl diyelim? Orijinalinden biraz tabii farklı bu şu anki izlediğimiz bölüm. Ama orijinalinde radyo tiyatrosunda görüyoruz. Radyo evet. Herhalde radyo tiyatrosu gibi bir şey. Radyo tiyatrosu. Hatta Orson Welles falan galiba var bir seslendirmesinde. Oradan yola çıkarak Rod Serling uyarlıyor. Bu dizideki tek radyo yayınından uyarlanan evet. Bölüm bildiğim kadarıyla. Hatta ana karakterin ismi normalde orijinalinde erkek Reynolds galiba. Burada kadın karakter haline dönüştürüyor evet. Rod Serling uyarlama yaparken ve Nan Adams diye bir isim koyuyor. Nan evet. ismi de kendi kızından yola çıkarak koymuş. O da kızının ismi olan Anne Serling'in takma adı var. Nan. Neyini bunu kullanıyor. Evet. Kızı ama hep böyle bir huzursuz hissetmiş. Neden bu bölümde benim ismimi kullandı falan diye öyle bir yazı vardı. O zaten takip ediyorum ben de Twitter'da ya. Babasıyla ilgili fotoğraflar falan paylaşıyor. Hani, hala aktif olan. Tabii tabii. Hatta kitabı var. Rod Serling ve hayatıyla ilgili. Yani babam ve ben mi? Öyle değişik bir kitabı vardı hatta. Okunabilir kızının. Aslında. Ya işte zaman olsa okunabilir dediğin gibi. Böyle ilginç demeyelim de ne denir? Tabii ilginç bilgiler var bu bölümle ilgili. Ben kısaca hemen öyküsünden bahsediyorum. Nan Adams karakteri arabayla uzun bir yolculuğa çıkıyor. Yani 7-8 gün sürebilecek bir yolculuk bu. Fakat çıktığı yolculukta bir adam görüyor ilk başta. Arabasını tamir ettirmek için bir benzinciye gidiyor. Bir benzinciye giriyor. Orada otostop yapan bir adam var. Ardından yola çıkıyor ve belli aralıklarla sürekli adamı görüyor karşısında bu otostopçuyu. Ve kaçmaya başlıyor. Evet. Kaçmaya başlıyor fakat bir süre sonra benzini bitiyor gecenin karanlığında. Orada yakınlarda benzinci buluyor bir şekilde. Fakat adam onu içeri almıyor. O sırada bir Bahriyeli ile tanışıyor. Ve onunla birlikte yola çıkıyorlar. Yani onu koruması olarak yanına alıyor aslında. Güvenebileceği bir kişi olsun yanında ya da en azından bir kişi olsun. O adamla tekrar karşılaşmayayım diye. Fakat yolda giderken o adam yanında olmasına rağmen yine otostopçuyu görmeye devam ediyor. Ve artık ondan nasıl kurtulurum diye o anki şaşkınlığıyla, telaşıyla arabayı otostopçunun üzerine sürmeye başlıyor. Fakat bu otostopçuyu Nen'den başka gören kimse de yok. Evet. Öyle bir şey var. Tabii öyle olduğu için asker korkup kaçıyor. Ardından Nen evini arıyor. Çünkü artık gördüğü bu hayallerden sıkılmış durumda bir gerçeklik arıyor tutunabileceği. Evi aradığında başka birisi açıyor ve annesinin artık hayatta olmadığını, birkaç gün önce kızının geçirdiği trafik kazası sebebiyle sinir krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylüyor. Orayı ben hatırlamıyorum. O tarz bir şey vardı hani. Çok net ben de hatırlayamıyorum şu an ama. Annesinin öldüğünü öğreniyor. Üstüne kızının öldüğünü öğrenince kendisinin de artık aslında hayatta olmadığını fark ediyor. Tabii burada yani senin anlattığı gibi sakin bir şekilde değil tabii. Tabii değil tabii. Yani o ne denir? Şokla ben öldüm mü falan deyip arafta kaldığını görüyor ruh olarak. Zaten ardından bir rahatlama geliyor. Onu da belirtiyor şeyde filmde. Hani... Rahatlama değil de kabulleniş. Yani ben öldüm. Demek ki bu adam beni almaya gelen aşkın bir ruh gibi artık. Aşkın bir varlık. Zaten hemen arkasından şeyi görüyoruz ya. Tam taksiye biniyor. Arkasından da otostopçu tabii. geliyor. Şimdi diyor işte artık aynı yöne gidiyoruz sanırım diyor. Orada bitiyor zaten bölüm. Yani çok hoş bitirmişler o kısmı da. Hani hoşuma gitti. Böyle ilginç bir bölümdü ya. Hayalet hikayesi ya. Baktığında hani hayalet filmi var ya. Evet, neydi? Ben de onu diyeceğim. Patrick Swayze. Hayaletti filmin ismi bu arada. Hayaletti evet, filmin hayalet. İsmi. Aa çok güzeldi ya. Vallahi çok güzeldi o film. Ben bir daha izlemek gerek aslında. İntikamını alıyordu ama filmin sonunda onunla da bir şekilde. Evet. İşte mesela onun gibi bir hikayeydi bu. Mesela bu Ghost adlı yani Hayalet adlı filmi etkilemiş olabilir bu hikaye. Ya şey gibi ya değil. Bu tarz hikayeler belki de çok var. Yani hayaletlerin yarım kalmış işleri olur da, o yüzden yeryüzünde kalırlar denir ya genelde. Demek ki o adamın gitmesi gereken bir yer var ve bu kadın aracılığıyla oraya ulaşacak.
Yok, onu almaya gelen adam diye ben direkt yorumladım. Hani ikisi de ölmedi onları. O adam onu almaya geldi, bekliyor. Hani ya işte şey diyorum ben de. Hani eğer ki böyle bir şey de varsa ek olarak benim gördüğüm şeyden bakarsan, hayaletlerin yarım kalmış işleri vardır dedim ya. Atıyorum onun yarım kalmış işini ulaştıracak kişi nedir? Onu alacak olması atıyorum. O kişiyi götürecek olması yanında. Hani o da olabilir diyorum. Ben sadece böyle bir şey düşündüm. Yani ben direkt o adam tamam, hadi almaya artık gelen gideceğiz. Kişi zaten. Hani Ona gideceğiz gibi. hiçbir sözüm yok. Sadece böyle bir görevi olduğu için belki de. Neyse, bunlar varsayım zaten. Senin var mı diziyle ilgili öyle not aldığın Valla bir şeyler? benimki çok yok zaten, hayalet hikayesi. Casper'lar. Hani yarım arada kalmışlık. Bunu da nerede görmüştük en son? Gemi vardı ya, Alman evet. Kaptan lanetleniyordu. Bu da onun olumlu versiyonu, biraz daha böyle. Evet. Sonsuza kadar sürmüyor. Burada o kişiyle buluşması bekleniyor. Kişiyle buluştuktan sonra da gidiyorlar birlikte. Evet. Benim de bir iki tane var not aldığım. Öncelikle bu bölüm için Alfred Hitchcock da 1955'teki dizisi için bu radyo oyununu satın almak İstemiş ama istemiş. vermemişler, Evet, değil mi? vermemişler, öyle bir şey var. Ama Rod Serling almış. İyi, iyi almış yani. Hani Gerçi iyi olmuş. O alsa o da ilginç bir şey çıkarabilirdi bu öyküden ya, bence. O adamın da filmleri çok iyi falan diyorlardı. İzlemek gerek. Onun dışında bu radyo oyununu yazan Lucille Fletcher'ın da başından geçen bir olaya dayanıyormuş bu öykü. Evet. Kocasıyla birlikte bir yere gidiyorlardı galiba. Bir kişiyi farklı yerlerde görüyor. Oradan evet. yola çıkarak bu hikaye karalıyor. Tabii kocası da çok nüfuzlu bir adam. O, o da yüzden hikaye... müzisyen galiba, tabii, değil evet. Mi? Nüfuzlu bir adam. O yüzden Orson Welles'ler falan var işin içinde. Bir şirkette müzikle ilgili bir üst konumdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onun dışında çok... Benim de yok ya. Bir şey yok hani, benim de aynen. Yani ekleyeceğimiz bir şey yok bu yayın için. Güzel, farklı bir yayındı yine. Hayalet hikayesi gördük bu sefer de. O zaman gelecek yayın, yani 17. bölüm bölümümüzün yayınında görüşmek üzere diyelim. Bölümümüzün ismi de The Fever. Bakalım nasıl bir hastalık geçiriyor kişi, göreceğiz. Yani güzel bir bölümdü bu da. Evet, ilginçti o da bayağı. Aynen. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.